Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir test yapacağız. Bu bize çok çok sorulan bir soru. Birçok kullanıcı, birçok definici, birçok dedektör kullanıcısı bu soruyu soruyor. Soru şu. Yan yana duran iki farklı metali acaba dedektörler nasıl alır, nasıl algılar, nasıl ayırır veya ayırır mı? Şu anda Golden Rain elimizde. Ayrım bölümündeyiz değil mi? Evet, ayrım bölümündeyiz. Burası ayrım bölümü. Bakın şu anda yerde bir tane bileziğimiz ve şurada da dövme çivilerimiz var. Gördünüz mü? 3-4 tane dövme çivimiz var. Evet arkadaşlar. Aralarındaki mesafeyi bir ölçelim Yasin. 50 cm. Bakın. 49 cm. 49 cm. 50 cm diyelim ona biz. Tamam. Şimdi bakın. Bu iki metalin birbirlerine yakın olması algılamayı farklılaştırıyor, değiştiriyor. Biz Golden Rain'de şu anda küçük başlığı kullanıyoruz. 33'lük mü? Yok, bu 31'lik. 31'lik. Evet, 31 santimlik başlığımızı kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Arama başlığımız yani coil'imiz, bobinimiz bir metali tespit ettiği anda o metalin algısından çıkmak zorunda ki diğer metali görüp ayırt edebilsin. Genel aramada her ikisini de görür. İstersen önce genel aramayla başlayalım hocam. Genel aramada ilk metali görür, bar yükselir, sonra bar aşağı düşer. Sonra ikinci metali gördüğünde bar tekrar yükselir ve aşağı düşer. Bakın önce onu göstereyim size. Gel kardeşim. Tamam. Tekrar. Dur orada. Bakın şu anda demiri görüyor. Bar yukarıda. Devam et. Bakın çıktı. Bakın sıfıra. Sıfıra indi. Gördünüz mü? Algı bitti. Bakın şu anda metali görmüyor. Metalden uzaklaştı. Pardon, benim yüzüğü görüyor. Devam edelim. Bakın şu anda bileziği gördü. Genel aramada sorun yok. Bir metali görür. Tekrar geçelim Can. Ahmet tut şemsiyemizi. Metali gördü. Çıktı. İkinci metali gördü. Bunu biraz hızlı yapabilir miyiz? Tekrar. Tamam. Evet, şimdi aynı testi ayrım bölümünde yapacağız. Az önce genel aramada her iki metali de gördü. Bakalım ayrımda nasıl göreceğiz? Sen normal rutin hızında geçebilirsin. Tekrar geçeceğim. Devam et. Şimdi bakın, bu iki metali birbirine yaklaştıracağız. Yasin, şöyle biraz itelim. İyiyim hocam. Biraz daha yaklaştır. Tamam. Bakın, arazide bu tür bir şeyle karşılaşırsanız cihazınızın ekranında görebileceğiniz olası veri ne olacak? Yani altınla demir birbirine yakınsa. Tekrar. 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 Demir tarafından geldiğiniz zaman, demiri ilk tespit ettiğinde o demirin tam etkisinden cihaz kurtulmadan altının üzerinden geçtiği için ona da kıymetsiz çelik diyecektir. Ama altın tarafından geldiğinizde ilk önce altını gördüğünde onun da etkisinden kurtulmadan çeliğe gireceği için, demire gireceği için ona altın diyecektir. Bunun çözümü şöyle aslında. Bunun çözümü neymiş? Bakın Cihan size bir formül gösterecek. Biraz önce bu tarafa doğru. Şimdi ters eksene geçtik. Bakın az önce şöyle yan geçirdik arama başlığımızı. Burada bir metal gördük. Hatta yan yana iki tane olduğunu fark ettik. Ayrımda bir kıymetsiz bir altın dedi bize. Acaba burada ne olabilir diye bu sefer bakış açımızı değiştirdik. Yürüyüş eksenimizi değiştiriyoruz. Karşı taraftan geliyoruz. Sinyali aldığımız yerde bir altın sinyali geliyor. Tamam. Aynı şekilde karşı taraftan geleceğiz. Ha, bir de karşıya geçeceğiz. Tabii. Buradan baktık. İki ayrı metal olduğu için buradakini ayrı, buradakini ayrı bakmamız gerekiyor. O yüzden diğerinin etki alanına girmeden buradan yavaş yavaş giderek
Buradakini yakalayacağız. Mesela çil. Bu dövme demir ha, haberiniz olsun. Kıymetsiz çelik diyecektir buna. Bakın, farklı bir kullanım taktiği şu anda size gösterdik. Yan yana duran iki metali tespit ettiniz. Yürüyüş açınızı o metalleri tespit edecek şekilde bir bu taraftan, bir de karşıya geçip bu taraftan. Yani önce şu şekilde geçirdiğimizde metalleri gördük. İki tane yan yana metal var. Fark ettik bunu. Yürüyüş mesafemizi, açımızı değiştiriyoruz. Önce birini, sonra geçiyoruz diğer tarafa. Ondan sonra da diğerini tespit ediyoruz. Böylece birbirinden iki farklı metal olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet, şimdi size başka bir test yapacağız.